Herkese merhaba. Enerji verimli motor dönüşümü iyi uygulama örnekleri webinarımıza hoş geldiniz. Ben tüm katılımcılarımıza sağlıklı ve güzel bir öğleden sonra diliyorum öncelikle. İsmim Gültaş Kıran Battal. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü'nde daire başkanı olarak görev yapıyorum. Bugün TEMOD projesi kapsamında enerji verimli motor dönüşümü çalışmalarıyla 7 pilot OSB'de yararlanıcı KOBİ'lerimizde elde edilen başarılı sonuçların ilgili paydaşlara aktarılması ve diğer işletmelerin enerji verimliliğine bilgi ve farkındalıklarının artırılması amacıyla bu webinarı düzenlemiş bulunuyoruz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı tüm konuşmacılarımıza ve dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Malumunuz olduğu üzere enerji verimliliği sürdürülebilir bir küresel enerji sisteminin ilk akla gelen unsurlarından birisi. Bu araç sayesinde çevresel, ekonomik ve sosyal faydalar sağlanırken iklim değişikliğinin etkileri azaltılabilir, enerji güvenliği artırılabilir ve dolayısıyla ülke ekonomileri büyüyebilir. Biz de bakanlık olarak faaliyetlerimizi sürdürülebilir üretim, kaynak verimliliği gibi alanlara yoğunlaştırmış bulunuyoruz. Bu yönelimdeki amacımız imalat sanayimizin çevresel etkilerinin azaltılması ve buna bağlı olarak da rekabet gücünün artırılması. Son yıllarda geleneksel üretim ve tüketim yöntemlerinin kaynak verimliliğini sağlamada ve çevresel performansı iyileştirmede yetersiz kalmaya başlaması nedeniyle sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gereği ortaya çıktı. Rekabet koşullarının ortaya çıkardığı çevresel baskılar ve hızlı bir şekilde tükenen doğal kaynaklar nedeniyle çevre ile kalkınma ilişkisi yeniden tanımlanmaya başlandı. Bu çerçevede çevre ve ekonomi arasındaki ilişki ve etkileşim, daha düşük karbonlu ve kaynak verimliliği daha yüksek bir büyümenin sağlanması için uluslararası alanda da itici bir unsur oluşturmaya başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sanayimizin düşük karbonlu ve kaynak verimli büyümesini sağlamak üzere gerek mevzuat düzenlemeleri gerekse de proje ve uygulamalarla durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızdan birisi de Türkiye'de KOBİ'lerde enerji verimli motorların teşvik edilmesi projesi, yani kısa adıyla TEMMOD. İmalat sanayimizin enerji verimli üretim yapısına kavuşmasına ve karbon salımının azaltılmasına katkı sağlamak üzere üretimde hali hazırda kullanılan bağımsız ve akuple 7,5 kW ve üzeri elektrik motorlarının verimli motorlarla değiştirilmesi ve gerek elektrik motoru üreticileri ve gerekse nihai kullanıcıların teknolojik gelişmenin desteklenmesi amacıyla başlatılan proje, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğinde yürütülmekte. Aynı zamanda Küresel Çevre Fonu tarafından da fonlanmakta. Bildiğiniz gibi 2019 yılında Avrupa Yeşil Mutabakatı konusundaki çalışmaların başlamasıyla birlikte ülkemizde de bu alanda çalışmalar hız kazandı. Her ne kadar TEMMOD projesi, Yeşil Mutabakat, sınırda karbon düzenlemesi gibi çalışmalardan önce başlamış olsa da bu konuda yürütülen çalışmaları ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayarak ülkemizin bu alandaki çalışmalarına destek vermekte. TEMMOD projesinin en büyük motivasyonu Türkiye'de elektrik motoru özelinde bir piyasa dönüşümü yaratmak ve motorlar konusunda farkındalık oluşturarak ilgili tüm aktörleri harekete geçirmek. Bu dönüşüm sürecinde sanayi işletmelerinde kullanılan mevcut verimsiz motorların verimlileriyle değiştirilmesi, piyasaya yeni girecek elektrik motorlarının ve bu motorlarla teçhiz edilen makine ve ekipmanların verimli olmasını temin etmesi olmak üzere başlıca iki konuya odaklanılmakta. Dolayısıyla projemiz bir yandan mevzuat altyapısını güçlendirirken bir yandan da KOBİ finansmanı ve farkındalık artırmaya yönelik çalışmalarla yoluna devam etmekte. Bu faaliyetler kapsamında yürüttüğümüz bir diğer çalışmada Türk Standartları Enstitüsü'nün Marmara Bölge Koordinatörlüğü Elektroteknik Laboratuvarı Gebze Müdürlüğü Elektrik Motorları Deney Laboratuvarı'nda kapasite artırma çalışmasıydı. Kapasite artırımının ardından piyasada yer alan ürünlerin SGM 2012'ye 2 sayılı elektrik motorları ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerine dair tebliğe uygunluk seviyelerini belirlemek amacıyla 2 yıllık bir tarama test programı oluşturuldu. Bu programda piyasadan değişik özelliklerde ve değişik güç aralıklarında numuneler alınarak bu numunelerin bahsi geçen tebliğ kapsamında deney ve muayene işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlandı laboratuvarımızda. Deney ve muayene işlemlerinden sonra sektör temsilcilerinin katılımı ile bir toplantı düzenlenerek tarama programı, test süreci ve teknik dosya sonuçları hakkında bilgiler de sektörle paylaşılmış oldu. Yine projemiz kapsamında sanayide hali hazırda kullanılan verimsiz elektrik motorlarının verimli motorlarla değiştirilmesi konusunda saha çalışmalarımızı başlattık.
Bu kapsamda ilk olarak 2020 yılında KOSGEB'in işletme geliştirme destek programı altında enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği tanımlandı ve bir finans destek mekanizması olarak kullanıma girdi. Oluşturulan bu mekanizma projemiz kapsamında 7 OSB'de yürüttüğümüz pilot projelerde uygulanmaya devam ediyor. Enerji desteğinden yararlanmak üzere seçilen OSB'lerimiz Adana Hacı Sabancı OSB, Ankara Sanayi Odası 1. OSB, Antalya OSB, Bursa, İzmir Kemalpaşa, Gebze ve Uşak OSB'ler. Biz bu projeyi OSB'lerimizle birlikte yürütüyoruz. Bu 7 OSB'de faaliyet gösteren KOBİ'lere 2020 ve 2021 yılları için geçerli olacak şekilde destek kapsamında KOBİ başına üst limiti 80 bin lira olmak üzere yerli motorlarda %75, ithal motorlarda %60 oranında destek sağlıyoruz. Projemiz elbette sadece bizlerin çabasıyla değil, OSB'lerimizdeki enerji yönetim birimlerinde çalışan arkadaşlarımızın ve çok kıymetli OSB yöneticilerimizin de gayretli çabalarıyla yürütülmekte. Motor değişimine verdikleri önem ve sürece ilişki motivasyonları bizlere sağladıkları tüm destek, destek projenin başarıyla ilerlemesinde en büyük itici güçlerden birisi. Proje çok sayıda kurumun ortak hareket etmesini sağlayan bir platforma dönüştü. Bu nedenle her bir OSB'mize değerli katkılarından dolayı bakanlığımız adına teşekkür etmek istiyorum. Pilot proje kapsamında bedeli proje bütçesinden karşılanmak üzere 100 KOBİ'de ön etüt, 94 KOBİ'de ise detaylı etütleri olmak üzere tüm etüt çalışmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Motor değişim desteği sadece motorları kapsamakla birlikte etütlerimiz sistem yaklaşımıyla ele alındı ve motor değişiminin yanında hangi sistemlerin de değişmesi gerektiği konusu incelendi. Etütleri tamamlanan her bir KOBİ ile bilgilendirme toplantıları yaptık. Etütler sonucunda değişimi öngören her bir motorun teknik ve finansal açıdan ele alınmasını ve değişim gerekliliği konusunda KOBİ'lerimizi bilgilendirdik. KOBİ'lerde tamamlanan etüt bilgilendirme toplantıları sonrasında da peyderpey motor değişimlerimize başlamış olduk. Şu ana kadar az önce bahsettiğim 7 OSB'mizde 38 KOBİ'de toplam 293 adet motor değişimini tamamlamış bulunuyoruz. IE3 veya IE4 motora geçişle birlikte 1.192.951 kWh elektrik tasarrufu sağlanmış, karşılığında 548 ton karbondioksit eşdeğeri emisyon azaltımı gerçekleşmiştir. Bu değer TEMMOD projesinde işbirliği yapılan KOBİ'ler baz alındığında KOBİ başına düşen yıllık ortalama elektrik tüketiminin ve üretilen yıllık ortalama karbondioksit eşdeğeri emisyonun %38'ine denk gelmektedir. Pilot proje tamamlandığında az önce bahsi geçen etüt raporlarında değinilen motorların tamamının değişmesi halinde 3.704.904 kWh elektrik tasarrufu sağlanması, 1700 tonda karbondioksit eşdeğeri emisyon azaltımının gerçekleşmesi hedeflenmekte. Hemen hemen tamamlanmak üzere olduğumuz pilot projeden elde ettiğimiz kazanımlar ve deneyimlerimizle projenin ülke genelinde yaygınlaştırılması aşamasına geçiyoruz. Bu aşamada da yine KOSGEB işbirliğinde çalışmalarımıza devam ediyor olacağız. Her ne kadar devlet desteği önemliyse de konuya ilişkin farkındalık artırmanın öneminin de bilincindeyiz. Dolayısıyla bu bilinç doğrultusunda farkındalık artırma kampanyalarımızı da hız kesmeden devam edeceğiz. Şu an gerçekleştireceğimiz webinar için de bu amaçla yola çıktık. Motor değişimine ilişkin KOBİ'lerimizin kendi deneyimlerinin diğer KOBİ'lerle paylaşılmasını hedefledik. Bu anlamda webinarımızın tüm katılımcılara fayda sağlamasını, sanayimizde enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturmasını temenni ederek sizleri öncelikle projemizin tanıtım videosunu izlemeye davet ediyorum. Proje kapsamı dahilinde fabrikamızda 14 tane motor değiştirdik. Bizim için makinalarımızın kalbidir motorlar. Bugün motorların sürekli
teminini sağlayabilir miyiz konusunda endişelerimiz vardı. Gördük ki motorlar stoklarda bulunabiliyor. Bu projenin başarısındaki en büyük unsur finansman desteğinin sağlanması oldu. Biz uzun yıllardır maliyet azaltma çalışmaları yapmaktayız. Temat projesinin bizim için bir fırsat olduğunu düşündük. Teşekkür ederiz. Bu videoyu her izleyişimizde biz ekip olarak çok heyecanlanıyoruz. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomuzdan sonra sözü proje kapsamında motor değişimini tamamlayan KOBİ'lerimize ben bırakmak istiyorum. Bugün 3 KOBİ'mizin temsilcisi bizlerle birlikte. Onların proje kapsamındaki deneyimlerini dinliyor olacağız. İlk olarak sözü ben Gebze OSB'de faaliyetlerini sürdüren Has Alüminyum AŞ adına Murat Şahinkaya'ya bırakmak istiyorum. Kendisi Has Alüminyum'da fabrika müdürü olarak çalışmakta. Murat Bey, kısaca kendinizi tanıtarak deneyimlerinizi bizimle paylaşmanızı rica edebilir miyim? Buyurun. Teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle webinarımıza katılan tüm izleyicilere sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Ben Has Alüminyum'da şu anda yönetici olarak çalışıyorum. Havacılık ya da daha bilinen adıyla uçak yüksek mühendisiyim. 26 yıl önce iş hayatına başladım. Bu 26 yılın ilk yarısında TÜBİTAK'ta ve Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde araştırmacı olarak Hyundai Otomobil Fabrikası'nda üretimde, Uzel Holding'de kalite alanında ve daha sonra beyaz eşya sektörünün büyük bir firmasında genel müdür yardımcısı olarak çalıştım. Son 13 yıldır ise Has Alüminyum'da görev alıyorum. Firmamız bu yıl 40. yaşını kutluyor. Demir dışı metal sektörünün en köklü firmalarından bir tanesi. İki lokasyonda üretim yapıyoruz. Bir tanesi İstanbul Pendik'te, diğeri Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde. Şu anda yapımı devam eden fabrika ek binamızın tamamlanmasıyla yaklaşık olarak 20 bin metrekarelik bir kapalı alanda üretim yapıyor olacağız. Alüminyum ve alaşımlarından profil üretimi yapıyoruz. Yaklaşık 400 çalışanımız var. İhracat ağırlıklı olarak Avrupa pazarına çalışıyoruz. Özellikle yoğunlaştığımız bir sektör yok. Makine sektöründen soğutmaya, inşaattan savunma sektörüne, otomotiv sektörüne, her sektöre ürün tedariği yapıyoruz. Üretilen profillerin kalıplarının tasarımları ve imalatı kendi bünyemizde yapılabiliyor. Bu önemli bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Kalıp tasarım bölümünde her türlü CAD/CAM, tasarım öncesi, işte sonlu elemanlar metoduyla işte kalıp davranışını gösteren programlar mevcut. Ekibimiz çok kuvvetli. Üretimde 2 adet ekstrüzyon presimiz var. 20 MN ve 12 MN güçlerinde. Bu preslerde müşteri isteklerine uygun olarak ağırlıklı olarak 6000 serisi alüminyum alaşımlarından üretim yapıyoruz. Yine müşteri taleplerine göre talaşla imalat yapan mekanik işlemler tesisimiz var. CNC ağırlıklı olmak üzere. Yine eloksal kaplama ve elektrostatik toz boya kaplama şeklinde çok farklı renklerde ve yüzey şekillerinde kaplama işlemleri yapabiliyoruz Pendik tesisimizde. Bizim projeye katılımımız Gebze Organize Sanayi Bölgemizden gelen bir elektronik posta vesilesiyle başladı. Kısa bir araştırma yaptıktan sonra katılım niyetimizi bildirdik. Daha sonrasında hem TEMA projesindeki sorumlu ekip hem de organize sanayideki ilgili arkadaşlarımız bizi her aşamada bilgilendirdiler ve yönlendirdiler. Zaten organize sanayi bölgemizde müthiş bir ekip var. Her zaman bizim yanımızda oluyorlar. Katılım kararımızda en önemli motivasyonumuz bu projeleri biz aslında uzun yıllardır yapıyoruz.
Şimdi devletin de önemli oranda bir teşvik, hibe desteği sağlamış olması tabii bizi bu projeye katılmada önemli bir motivasyon sağladı. Daha önce dediğim gibi enerji verimliliğine yönelik çalışmalarımız vardı. Özellikle atık ısının geri kazanımı noktasında işte ortam ısıtma, sıcak su elde etmeden tutun da birçok alanda çalışmalarımız devam ediyor. Bizim üretimimizin doğası gereği çok yoğun miktarda hem doğalgaz hem de elektrik tüketimimiz var. Doğalgaz işte ham maddenin ısıtıldığı fırınlarda, ısıt işlem fırınlarında, buhar jeneratörü gibi makinelerde yoğun olarak kullanılıyor. Yine elektrik tüketimi ise özellikle işte pompalarda, soğutma sistemlerinde, kaplama sanayinde soğutma çok önemli. Egzotermik bir proses olduğu için özellikle Eloxat tesisimiz. Ve yine mekanik işlemler gibi tesislerimizde yoğun miktarda da elektrik tüketimi var. Bu alanda da çalışmalarımızı devam ettireceğiz tabii ki. Elektrik motorları sınıf olarak, ağırlıklı olarak E2 sınıfı bizde ama en güçlü motorlarımız, ekstrüzyon hatlarında kullanılan motorlarımız E0 sınıfıydı. Bunlar preslerimizdeki hidrolik pompaları çalıştırıyorlar. Bizim yapmış olduğumuz değişiklikler bu E0 sınıfı olan 200 kW'lık 2 adet ve bir tane de 90 kW'lık bir motorun değişimi oldu. Projenin başlangıcında uzman bir ekip geliyor zaten, ETÜ çalışmasında bulunuyor. ETÜ çalışmasının sonuçlarını sizinle paylaşıyorlar. Bu paylaşımlarda gördük ki biz 200 kW'lık motorlarda yerli motor eğer kullanırsak, TEMOT projesi desteğiyle geri dönüşüm süresi yani sadece 20 ay. 90 kW'da ise daha da düşük bir sürede kendini amorti ettiğini görüyoruz. 16 ay gibi bir hesaplama yapıldı. Projede nasıl bir farkındalık yarattı diye sorarsak, projede farkındalığı artan ilk önemli aşamanın ETÜ süreci olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu süreçte size mevcut durumunuzu ve bundan sonra olabilecek senaryoyu sizin önünüze sayılarla koyuyorlar. Ölçüm yapılan bir yerde, ölçebildiğiniz bir yerde, işte vaat edilen değişimi izleyebileceğiniz bilincinin oluşması bir güven hissi yaratıyor sizde. İpleri elinize alabileceğinizi düşünüyorsunuz. Bu da sizi teşvik ediyor tabii ki. Bir de tabii bu çalışmaların öncesinde bir bilgilendirme süreci var. Bu da farkındalığın oluşmasında sizi hazırlıyor. Aksi takdirde bilmediğiniz bir konuda bir farkındalık olması söz konusu değil tabii ki. Ya da eksik bildiğiniz diyelim. Tabii bu süreçte projenin verimliliğini artırmak, verimli artırmak suretiyle sadece enerji maliyeti değil, bunun dışında birçok kazancın da olduğunu öğrenmiş olduk. Ya da düşünmediğimiz, belki az düşündüğümüz diyelim konularda bize hatırlatma yaptığını söyleyebilirim. Evet. Bu projenin en faydalı faaliyetlerinden bahsetmek gerekirse iki tane şeyden bahsetmek isterim. Biri ilk bilgilendirme ile içeren etüt süreci. Hani derslerde ünite başlangıcında şey vardır, amaçlar, işte anahtar kavramlar, içindekiler gibi. Bu aşama ona benzettim ben. İkincisi ise belki proje bitti diye düşünebilirsiniz ama sizden deneyimlerinizi paylaşmanızı istediğiniz süreç. Çünkü bu süreçte siz ne öğrendik, işte kendimizi sınayalım, işte ünite sonunda vardır ya onun gibi. O aşamada oluyorsunuz. Biz IE4 sınıfı süper verimli motorları ilk kullanan firma olarak lanse edildik. Buna ilişkin de işte TEMOT'ta başarı öyküleri olarak YouTube'da yayınlar oldu. Burada bir şey tavsiye ederim TEMOT yönetimine. Bence bu projeye katılan her firmaya bu imkanı vermeleri çok iyi olur. Çünkü firmalar o zaman gerçekten bir değerlendirme sürecine, bir gözden geçirme sürecine girip aslında
projenin anlamını daha iyi idrak edebiliyorlar. Onun için bu tip çalışmaların diğer firmalarda yapılması bence çok çok faydalı olacaktır. Diğer KOBİ'lere önerilerimiz neler olabilir? Tabii bir nasihat vermemiz söz konusu olamaz. Çünkü herkes tabii ki enerji verimli motorların kullanılması konusunda yani sonuçta bilinç sahibi. Fakat bunu bilmelerine rağmen insanlar harekete geçmiyorlar. Sadece şunu söyleyebilirim. Enerji yoğun özellikle kullanımı olan firmalar girdilerinde enerji oranı yüksek olan firmalar mutlak suretle bu işe bir an evvel başlamalılar. Çünkü kazanacakları kesin. Genel olarak söylemek gerekirse şimdi devletimizin firmalardan işte bu tür projeleri hayata geçirme şevklerini teşvik edici adımlar atması gerekiyor devletimizin. Tabii bu da işte finansal kaynakların sağlanmasıyla, finansal kaynakların yatırmasında işte böyle etkin çözümler üretmekle olabilecek. Bu konuda böyle bir çalışma yapılması son derece önemli. Bir yerden firmaların güdülenmesi gerekiyor, ateşlenmesi gerekiyor. Harekete geçmeleri için teşvik edilmesi gerekiyor. Bunlar olmadan firmaların kendi başlarına bunu yapmaları biraz zor oluyor. Bir atalet var. Bu ataleti kırmak bence dışarıdan yapılacak müdahalelerle daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Konuşmamı küresel ısınma ve iklim değişikliği ile Temmut arasındaki ilişkiden bahsederek tamamlamak istiyorum. Şimdi ben Ankaralıyım. Ankara'da çocukken işte kuzenlerimin olduğu köye giderdim. Yazları orada işte birkaç hafta kalırdım. Onların sürüleri olduğu için onlarla beraber işte dağ taş dolaşırdık. Ankara kurak bir yer olarak bilinir. Ama inanın 30-35 yıl önce dağlarında yani şırıl şırıl akan dereleri vardı. Her tarafta kaynak suları vardı. Çok güzel görüntüler. Ben bunları çok iyi hatırlıyorum. Ama bunların hiçbirisi şu anda yok. Hiçbir tane kalmadı. Bunu da biliyoruz tabii ki neden olduğunu. İşte sera gazı salınımlarının çok yüksek olmasından dolayı işte küresel ısınma ve iklim değişiklikleri olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi bununla motor verimli motorların değişmesiyle işte bunun ne alakası var diyebilirsiniz belki ama şöyle düşünelim. Biz T-Mod şöyle kliplerde 3.8 milyon verimsiz motorun olduğunu gördük az önceki klipte. Biz bu verimsiz motorlardan sadece 3 tanesini değiştirdik. Buna rağmen yılda 14 ton karbondioksit gaz salımını önlemiş olduk. Şimdi sera gazı etkisini azaltmak için, küresel ısınmayı önlemek için ya da önüne geçmek için yapılacak işlemlerden en önemlisi işte bu salımların önüne geçmek. Bunun için pek çok yol var. İşte enerji verimliliğini artırmak, işte alternatif enerjiler aramak, bulmak, kullanmak, işte ormansızlaşmayı önlemek vesaire. Ama bunlardan en kolayı enerji kullanımını azaltmak. Bu bizim elimizde olan bir şey. Biz sadece 3 motoru değiştirerek 14 milyon karbondioksit salımının önüne geçmiş olduk. Bunun binlerce firmamız tarafından yapıldığını düşünsenize. Yani inanılmaz bir etkisi olacaktır. Biz çocuklarımıza o güzellikleri gösteremedik belki ama mevcut olanı torunlarımıza ya da gelecek nesillere eğer bırakmak istiyorsak bu ortak paydada bu bilinç ortak paydasında bir araya gelmemiz lazım. Bunun için de hemen harekete geçmemiz lazım. Ben çok teşekkür ediyorum. Gülhan, size bırakıyorum sözü. Biz teşekkür ederiz Murat Bey samimi paylaşımlarınız için. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında sadece sizin firmanız özelinde değil, bu projeye bakıldığında ülkemizdeki tüm elektrik motorları içinde bizim hedeflediğimiz sayılar da aslında çok sembolik. Fakat yine sizin bahsettiğiniz gibi amacımız farkındalığı oluşturmak ve dikkati bu alana çekmek. Ne mutlu ki sizin gibi KOBİ'lerimizin paylaşımları sayesinde diğer KOBİ'lerimizin de biz konuya ilgilerinin arttığını, OSB yönetimlerimize başvurularının arttığını görüyoruz.
Bu nedenle de COSGAP'le yürütüyor olduğumuz daha kalıcı ve daha yaygınlaştırılmış olacak destek mekanizmasının da tam da bu amaca hizmet edeceğini ve artık bir pilot projeden değil, ülke çapında bir seferberlikten bahsediyor olacağımızı umuyoruz yakın zamanda. Çok teşekkür ediyoruz paylaşımlarınız için. İkinci konuşmamıza geçmeden önce webinar katılımcılarımıza uygulamak istediğimiz kısa bir anketimiz var. Anketimizi iki parçada uygulayacağız. Şimdi ben ilk üç soru için sizlerin 2 dakikasını rica edeceğim. Ekranda sorularımız belirecek. Lütfen soruları üçünü birden cevaplayıp gönder butonuna basarsanız bir 2 dakika bekleyelim herkesin dikkatlice okuyup cevaplayabilmesi için. Sonrasında yine paylaşımlarımıza devam ediyor olacağız. Sanıyorum yanıtlanmıştır anketimiz diye düşünüyorum. Kaldırabiliriz anketi ekrandan. Rejiden rica edelim. Teşekkür ederiz anketimize katılımınız için. Şimdi Murat Bey'in konuşmasından sonra Ankara'dan bir firmamızı dinliyor olacağız. Ankara Sanayi Odası 1. OSB'den Gürgenler AŞ temsilcimiz bizimle deneyimlerini paylaşacak. Gürgenler AŞ'de bakım onarım müdürü olarak görev yapan Faruk Molla Ahmetoğlu'na sözü bırakmak istiyorum. Faruk Bey, sizin de sürece ilişkin deneyimlerinizi dinleyebilirsek çok memnun oluruz. Siz de kısaca kendinizi tanıtarak başlayabilirsiniz. Sevinirim. Buyurun. Öncelikle tüm konuklarımıza, yeni seyircilerimize hoş geldiniz diyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Faruk Molla Ahmetoğlu, Kahramanmaraş Elbistan doğumluyum. Lisans ve yüksek lisans eğitimi Gazi Üniversitesi. Gazi Üniversitesi'nde tamamladım. Makine Öğretmenliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü İleri Teknolojiler Anabilim Dalı'nda. Üniversiteden sonra 4 yıllık bir akademik deneyimim oldu. Üniversitede sözleşmeli öğretim görevlisi olarak çalıştık. Gazi Üniversitesi'nde yine. Daha sonra Ankara Sanayi Odası'nın Avrupa Birliği projesi kapsamında mesleki yeterlilik alanında test merkezi kurduk. Asansör bakım onarım, montaj, makine bakımı, makine montaj, hidrolik, pneumatik alanlarında test merkezleri kurduk. Sınav için hazırlıklar yaptık, sınavlar yaptık, uygulamalı ve teorik. 6-7 yıllık deneyimimiz de orada geçti. Daha sonra da tekrardan sahada başlamak üzere 2 yıl kadar oldu Gürgenler AŞ firmasında bakım onarım müdürü olarak görev yapmaktaydı. Firmamız Gürgenler AŞ firması 1955 yılında kurulmuş bir firmadır. Doğalgaz hatları, rafineri, otomotiv sanayi, savunma sanayi, barajlar, petrokimya tesisleri, elektrik üretim santrallerine boru bağlantı elemanları, genel olarak fittings ürünleri imalatı yapmakta. Bunlar içerisinde flanşlar, dirsekler, terre, diksiyon, kep, dövme fittings şeklinde imalatları bulunmaktadır. 14.000'i aşkın ürün gamıyla Türkiye'de ve dünyada sayılı üreticiler arasında yapmış olduğu iş hasebi
sebebiyle de biraz spesifik işler yapıyor çünkü yapmış olduğu iş o bağlamda kullanılan makineler vesaire de yani çok fazla Türkiye'de bulunan makineler değil. Bununla birlikte %40'ın üzerinde ihracat oranına sahip ve 66 ülkeye doğrudan ve devamlı olarak da ihracat yapmaktadır. Şimdi bizim firmamızda ben girmeden önce bu projeye ilk adım atılmıştı. Ankara Sanayi Odası'nın 1. Organize Sanayi Bölgesi'ne Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın bir yürütmüş olduğu bir çalışmayla bir bilgilendirme toplantısı yapıyor. Benim anladığım ve benden önceki dinlediğimden anladım bunlar. Ben projeye ön etüt başlamadan önceki kısmında dahil oldum diyebilirim. Proje ön etüdü sonraki kısmı özetleyecek olursak ön etüt çalışmaları için yine kanlık yetkilileri bir enerji kuruluşunun yetkilileri ve bizim bakımlar mekindeki arkadaşlarımız dahilinde bir ekip kurduk. Ekiplerle birlikte öncelikli olarak ön etüt yapıldı. Ön etütte hangi makineler motorları verim sınıfına göre ve çalışma ağırlığına göre belirlemeye çalıştık. İş yüküne bağlı olarak da, yorgunluk durumuna bağlı olarak da. Buradan 6 makinede 9 motor değiştirmek üzere bir ön etüt çalışması yapıldı. Bu çalışma tabii ki özür diliyorum. Sadece bunda değil 10 makinede yapıldı. 6 tanesi üzerinde değişiklik kararı alındı. Tabii ki bu ön etüt çalışmasında Murat Bey'in de söylediği gibi çok güzel deneyimler oluyor. Yani hem detaylı etüt kapsamında. Biz farkındalığı burada uyandırmış olduk bizi aslında. Çünkü olduğumuz makineler enerji sarfiyatı yüksek makineler. İndüksiyon makineler. Bunları da sıralayacak olursak tabii ki. İndüksiyon makineleri. 5 metrelik CNC, torna, iç işleme merkezleri, 3000 tonluk pres, kumlama makineleri, testere makineleri, CNC makineleri, yani yaklaşık 15-16 çeşit makineleri, yaklaşık 150-200'e yakın makine bulunmakta makine parkımızda. Bu bağlamda da baktığımızda özellikle dediğim gibi mesaisi çok olan makineleri tercih etmek istedik. Bunlar üzerinde yoğunlaştık. 10 makineden 6 makineyi belirleyerek 6 makineden 9 adet motor değişikliği yaptık. Motor değişiklikleri bu şekilde gerçekleşti. 90 kava, en yükseği 90 kava olmak üzere 75 kava, 15 kava, 37 kava, 55 kava olmak üzere presle 90 kavalık elektrik motoru, kompresör 55 kavalık elektrik motoru, kumlama makinesinde 4 tane yine 15 kavalık elektrik motorunu, dik torna, universal dik tornalarda yine biri 55, biri 45 olmak üzere tabii ki E3 verimli sınıf 37 kav olarak belirlediğimiz motorları değiştirdik. Bu değişiklik çerçevesinde ön etüt çalışmasında arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bize tavsiye niteliğinde aynı zamanda olması gerektiği yönünde aynı işi yaparak motorların daha düşük kavalarda daha düşük yani dolayısıyla enerji sarfiyatı sağlayarak aynı işi yapabileceğini söylediler, tavsiye ettiler. Tabii biz bunu da doğrudan yaşamış olduk, görmüş olduk. Yine bu anlamda bilgi verecek olursam 90 kavalık bir elektrik motor yerine 75 kavalık elektrik
CNC Victorino'ya taktık. Ve şu anda yaklaşık 1-1,5 yıldır rahat bir şekilde çalışıyor. Yine 45 ve 55 kavalık 2 adet motorun yerine 37'şer kavalık motor bağladık. Yine aynı şekilde sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Bunların, bu makinelerin ve motorların bağlantı teknik özellikleri açısından bilgi verecek olursak, kaplin bağlantı sistemi, kayış kasnak bağlantı sistemi ve rotor miline doğrudan bağlı kumlama makinesinde özellikle paletler doğrudan bağlı olduğu için bağlama sistemi şeklinde. Yani evet, iki tane kayış kasnak, diğerleri kaplin sistemiyle bağlantılı elektrik motorlar. Buradan devam edecek olursak, bizim için sağlanmış olduğu katkı hem enerji sarfiyatı yönden hem de bizi aydınlatması yönden çok faydalı oldu. Yine arkadaşlarımızın gerçekten bu konuda çok ciddi çalıştılar ve çalışmaların neticesinde bize önerdikleri farklı tavsiyeler vardı. Yine enerji sarfiyatını ve çalışma sisteminizi daha rahat, daha kullanışlı hale getirmek, aynı zamanda enerji sarfiyatını daha aza indirgemek açısından, yani bir pres tezgahında veyahut da kumlama tezgahında veyahut da diğer kompresör uygulayabileceğimiz bunu hız kontrol cihazıyla veyahut da otomasyon sistemiyle elektrik sarfiyatını daha aza çekebileceğimiz yönlem ve taktikleri de ayrıca sundular. Biz bunların tabii ki uygulamasını gerçekleştiremedik. Ama uygulamadığımız takdirde sarfiyatının aza çekileceği konusunda aslında tabutta kaldık. Çünkü çalışma süreleri kısalacak. Masyon sistemiyle, bir hız kontrol cihazıyla çalışma sürelerinde kısılma azalacağı için, yani normal verimli çalışma süresi değil de burada tabii ki tezgahların çalışırken boşta kalma süreleri var. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda boşta kalma sürelerinde işte bir kompresör için veyahut da bir pres için bizim çalışma olanaklarımız uymadı, ama eğer uymuş olsaydı daha fazla katkı sağlayacaktı. Şimdi elektrik motorlarının değiştirilmesi, projenin katkısı, işletme içerisinde farkındalığı tam da bu yönde bizim için daha anlaşılır, daha aydınlatıcı oldu. Ayrıca biz bu kapsamda, detaylı etüt kapsamında daha net görmüş olduk tabii ki bunları. Burada sadece ben şunu söylemek istiyorum. Anladığım kadarıyla Murat Beyler IE4 verimlisi motorlar takmışlar galiba oradan. IE3'ü. Şimdi değiştirecek olursak, yine bir proje olursa mutlaka IE4'e yöneleceğimize eminim. Tabii bu konuda da daha önce fabrika müdürümüz de bahsetmişti bu anlamda. Tedari konusunda aslında büyük endişelerimiz vardı bizim. VE2'den sonra VE3, VE4 motorları için. Tedari konusunda sorun yaşayacağımızı düşündük, ama gerçekten yaklaşık 4-6 hafta süre aralığında motorların teminini sağladık. Şimdi IE4 motorlu verimlisi motorların teminini tam olarak araştırmadık, ama büyük ihtimalle son bir yılda, 1,5 yılda büyük bir algı oluştuğunu düşünüyorum. Kamuoyu oluştuğunu düşünüyorum. Çünkü daha sonrasında bizim elektrik motorlarını aldığımız markanın temsilcileri ziyarete geldiler. Hani bu proje kapsamında böyle bir girişimde bulunduğumuzu duyduklarında. Tabii biz onlara da bu anlamda işte daha üst verimli sınıf motorlara ulaşıp ulaşamayacağımız konusunda bilgi almak istedik. Bizlere o konuda da bilgi verdiler. Tabii ama Türkiye'de E4 verimli sınıfa ne zaman geçilir tam anlamıyla
ne zaman o algı oluşur bilemiyorum ama sanayi kültüründe şöyle bir şey var. Özellikle bu noktalara arkadaşlarımızın katılacağını düşünüyorum. Genellikle bir arızalandığında çıktığında motorun aynısı olsun mantığıyla yaklaşılır. Ama bilinçli, yani biz bilinçlendik bir bakıma. Yani biliyorduk ama bu şekilde bakmamız, bakış açımızı tamamen değiştirdi. Bizdeki farkındalık bu oldu işte. Yani buradaki enerji verimliliğinin yanı sıra karbon ayak sera gazı salınımı, emisyon salınımı vesaire derken bunların da farkına varmış olduk. Aynı motoru değiştirmektense bir üst sınıfının sorun getirmesi gerekmekte aslında. Ama bunu birçok firmamız, hatta yetkililerimiz bilmiyorlar. Hani oradaki korku, sıkıntı şu olabiliyor. Ben kusura bakmayın biraz teknik yönden gitmeye çalışıyorum. Takılan, akla gelen şeyler olduğu için. İşte mil çapı uyar mı, flanş çapı uyar mı, işte ayaklı mı, flanşlı mı? Elektrik motor değiştiğinde işte sürücüde de bir değişiklik olması gerekir gibi bir takım endişeler taşıyor. Bizde de taşıdı açıkçası. Ama o endişeleri biz bertaraf ettik, olmadığını da gördük. Şimdi yeni motor değiştirdim ben mesela. İki tane daha dün yeni motor aldım. Doğrudan IE3, yani IE4'üne ulaşamadığım için IE3 verimli sınıfını aldım. IE4 verimli sınıf motoru ulaşabilseydim büyük ihtimalle onu alacaktım. Ki benim araştırmam neticesinde IE5 Avrupa'da kullanıldığını duydum. Yani bir kompresör markasında teklif IE5 verimli sınıf motor olduğunu üzerindekini duyduğumda da şaşırdım açıkçası. Yani demek istediğim şu kısacası, IE3 motorlu verimli sınıf motorları kullanmaktansa doğrudan IE4 verimli sınıf motorları tavsiye niteliğinde sunulması daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında projenin bize katkıları olduğu gibi kamuoyunda da bu çalışma, bu projenin içinde bulunmam hasebiyle bize dönüşler oldu. Bu konuda fikir alan, bilgi alan arkadaşlarımız veyahut da firmalarımız oldu. İşte o anlamda gerekli bilgilendirmeyi yapmaya çalıştık elimizden geldiği kadar. Benim söylemek istediğim söylemek istediklerim bu kadar Gül Hanım. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Biraz teknik noktalara değinmeye çalıştım. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Döndüğü kadarıyla sirçülüysen ettiysek affola. Estağfurullah, ne demek. Çok teşekkür ederiz. Hem katılımınız hem paylaşımlarınız için. Bu arada aklıma gelmişken katılımcılarımıza şunu hatırlatmak istiyorum. Sorularınız varsa eğer ekran altında yer alan soru cevap kısmına yazılı olarak sorularınızı iletebilirsiniz. Tüm konuşmacılarımızın paylaşımları bittikten sonra soruları cevaplıyor olacağız. Bunu hatırlatmış olayım. Faruk Bey'in söylediklerine ek olarak farkındalığımız arttı dediniz. Sadece motor değişiminin ötesinde bütün sistemlerimize yaklaşım, bakış açımız değişti dediniz. Projede biz de aslında bizim en çok önemsediğimiz çıktılardan birisi bu. Projemizde zaten etütleri de KOBİ'lerimiz çok iyi biliyorlar. Sadece motorlara ilişkin bir etüt çalışması yürütülmedi. Sistem yaklaşımıyla etüt çalışmalarımız yürütüldü. O nedenle biz her ne kadar motor değişimine odaklansak da KOBİ'lerimize yaptığımız bilgilendirmeler, yönlendirmeler bunun çok daha ötesinde bilgiler oldu. O nedenle de bu farkındalığı size yarattığı memnuniyeti görmek bizi de çok memnun etti. Teşekkür ediyorum. Tedarik sıkıntısına ilişkin olarak da dediğiniz gibi firmalarımızdan son dönemde herhangi bir kısıt, herhangi bir sıkıntı duymuyoruz. IE5 motorlardan bahsettiniz. Projemiz kapsamında desteklenen motor türlerinde IE5 üretimi yok. Öyle bir teknik, hani dolayısıyla teknik bir kısıtımız var. Ama dediğiniz gibi biz IE3 ya da IE4
hangi yani firmanın kendi finansal koşulları, önceliği, tedarik etme süresi, motor değiştirme planının üretim planıyla uyumlanması, bunlar hepsi belirleyici faktörler oluyor. O nedenle firmaları biraz orada 3 ile 4 arasında tabii kendi durumlarına göre seçim yapıyor oluyorlar. Çok teşekkür ediyoruz tekrar paylaşımlarınız için. Şimdi çok kısa anketimizin ikinci bölümü gelecek. İki soruluk. Birinci bölüme katılan herkesten katılmasını rica edeceğim. Anketimizi böylece tamamlamış olacağız. Sonrasında tekrar üçüncü kobimize devam edeceğiz. Anketi ekrana alabiliriz. Bu sorular görece daha kısa. Sorular da şıklarda. O nedenle hızlıca cevaplayacağınızı umuyorum. Ben iki soru diye sizi yönlendirdim ama üçüncü soru gözümden kaçmış, kusura bakmayın. Aşağı doğru ilerlediğinizde üçüncü soruyu göreceksiniz. Alabiliriz anketi ekrandan. Tekrar çok teşekkürler katılımlarınız için. Şimdi bugün bizlerle deneyimini paylaşacak son hobi temsilcimize geçiyoruz. Faruk Bey'e tekrar teşekkür ediyoruz. İzmir Kemalpaşa OSV'den Şenkaya Çelik Döküm AŞ firmasının temsilcisi. Firmamızda bakım onarım sorumlusu olarak görev yapıyor Taner Bey. Şimdi sözü Taner Türkmen'e bırakıyorum. Yine proje kapsamındaki deneyimlerini bizlerle paylaşması için. Buyurun Taner Bey. Merhabalar, teşekkür ederim. Taner Türkmen, branşın mekatronik, 3 yılı aşkın süredir Şenkaya Çelik Döküm Fabrikası'nda bakım onarım sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Firmamız İzmir'in Bornova ilçesinde 1969 yılında Ahmet Hulusi Şenkaya tarafından kurulmuş bir aile şirketidir. Üretimimizin %85'lik kısmını ihraç eden bir firmayız. T-MOD projesine katılımımız Kemalpaşa OSM'li birim yetkililerinin proje hakkında tarafımıza bilgi vermesiyle gerçekleşti. Üst yönetimimizin de verimlilik adına duydukları hassasiyet neticesiyle bünyemizde yaptığımız etüt çalışmasına istinaden katılım kararı alındı. Firmamızda enerji verimliliğine yönelik adımlarımız, verimliliği düşük, arıza sıklığı fazla motorlarımızla ilgili çalışmalarımız sürekli devam etmekle beraber ihtiyaç duyduğumuz motorları IE3 ve IE4 yüksek verimli motor olarak tercih ve tedarik etmekteyiz. Şu an bünyemizde 2 tane IE4 verimli motor bulunmaktadır. Firmamızda doğalgazı verimli kullanma adına prosesimizde yaptığımız iyileştirmeler oldu. Şu an verimli aydınlatma çalışmasını tamamlamak üzereyiz. Çalışma ile aydınlatma sistemimizi LED'e çeviriyoruz. Aydınlatma standartlarına uygun şekilde gerçekleştirdiğimiz çalışma ile Talaşlı İmalat Birimimizin aydınlatmasında %42.81'lik bir tasarruf elde ettik. Kendi tüketimimizi karşılamamız adına fabrikamıza güneş enerji santrali projesi uygulanabilirliği ile ilgili etüt çalışmalarımız devam etmektedir. T-MOD projesi kapsamında değişimini yaptığımız motorlarımız su pompaları ve
toz emiş ünitelerinde kullanılan motorlarımızdı. Projeyle yıllık 39 bin kilowatt saat enerji tasarrufu elde etmekte, yıllık 16,5 ton karbondioksit salınımı tasarrufu sağlamakta. Proje toplam maliyetinin geri ödeme süresini 1,5 yıldan 5 aya indirgemesi, prosesin bize sağladığı kaliteyi de elde ettiğimiz faydalar olarak belirtebilirim. T-MOD projesinin faydalı faaliyetleri olarak verimsiz motorlarımızın tekrar kullanılmaması adına bertaraf edilip geri dönüşüme kazandırılması, değişime yapılacak motorlarla ilgili koordinatör tarafından gerçekleştirilen detaylı etüt raporu ve projenin başarılı şekilde tamamlanmasına istinaden verilen plaket ile olumlandırmayı belirtebilirim. Projenin tüm süreçlerinde her konuda yardım ve desteklerini esirgemeyen proje koordinatörlerine ve Kemalpaşa OSB yetkililerine buradan tekrar teşekkür ederim. İşletmemizde gerçekleştirilen verimlilik projesi çalışmalarına istinaden hesaplanan verilerin uygulama ile gerçeğe yansıtılması ve yapılan bir motor değişiminin bile işletmemize ve doğaya sağladığı kazanımları çalışma arkadaşlarımız için ayrı bir motivasyon kaynağı olduğunu gözlemlemekteyim. Bu kapsamda tüm KOBİ firmalarının verimlilik adına atabilecek adımlara öncülük edebilirliği için hani T-MOD gibi projelerde yer almalarını öneriyorum. Mevcut ve ihtiyaç duydukları makine ekipmanları tedariklerinde ürünün tercih ettikleri ürünün sınıfının en verimlisi olmasına hassasiyet göstermelerini temenni ederim. Nitekim elde edilecek kazanımların hem fabrikalarına hem de küresel ısınmaya fayda sağlayabileceklerini düşünmekteyim. İklim değişikliği nedenlerinden olan küresel ısınmanın da oluşumuna sebep olan gaz salınımını minimize etme hedefiyle tüm bireylerin katkı sağlayabileceğine inanmakla beraber bilinçlenme ve yönlendirme sorumluluğumuzu olduğunu inanarak küresel ısınmaya karşı atılabilecek adımları atmalarını arzu ederim. T-MOD projesi oluşumunda ve uygulamasında emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Taner Bey, bizde paylaşımlarınız için. Biz de sizlere projeye olan inancınız için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz tüm KOBİ'lerimize. Biz aslında enerjinin daha verimli kullanılması ve daha düşük karbon ayak izi olan bir üretime dönüşümü teşvik etmek üzere teknik danışmanlık ve finansmana erişim için yönlendirme sağlıyoruz projemiz kapsamında KOBİ'lere. Ve bu yönlendirmeyi de sosyal medya araçlarımızla, çeşitli kısa filmlerle, sanırım konuşmasının başına Murat Bey değinmişti. KOBİ'lerin görünürlüğünü de, KOBİ'lerimizin görünürlüğünü de önemsiyoruz. Bu anlamda onların sesini de mümkün mertebe farklı mecralarda duyurmaya çalışıyoruz ilgili kesimlere. Saha çalışmalarımızda da sıklıkla röportajlar, kısa film çekimleri gerçekleştiriyoruz. Ve bu üretimlerimizi de zaman zaman paylaşıyoruz dediğimiz gibi. Bugün 3 KOBİ'mizi burada dinledik ama diğer KOBİ'lerimizin de sesini kısaca sizlere duyurmak isteriz. O nedenle hazırladığımız bir ikinci videomuz var. O videomuzu sizinle paylaşmak istiyoruz. Sonrasında yine ben birkaç ekleme yapmak istiyorum ve soru cevap bölümüne geçebiliriz. Videoyu alabiliriz ekrana, buyurun. Sanayiler içerisinde bir yan sanayi olarak rekabet gücümüzü de artırabilmek için bu projenin bizim elimizde ekstra bir avantaj olacağını düşünerek bu motivasyonla bu projeye el birliğiyle başladık ve sonunda başarıyla getireceğimizi düşünüyoruz.
başlığımızın endişelerimizden bir tanesi yeni motorların sürekli teminini sağlayabilir miyiz konusunda endişelerimiz vardı. Gördük ki motorlar stoklarda bulunabiliyor. Firmaların özellikle bu konularda çok endişeli olmamasını istiyoruz. Fayda bir kere enerji verimliliği. İklim değişikliğine katkıda bulunuyoruz. Karbondioksit salımı yaptığımız projeyle birlikte azaldı. Çünkü bizim için makinalarımızın kalbidir motorlar. Devletin Temvot projesi kapsamında hibe ile bunu vermesi de bize bir motive eden unsur oldu. Yapılan tespitte firmamızda 3 tane motorun değiştirilmesine karar aldık biz. Bunlardan bir tanesi ekstrüzyon presimizin hattında bulunan 200 kW motordu. Diğeri işte yine aynı hatta AUX dediğimiz pompanın motoru. O da 90 kW. Diğer küçük ekstrüzyon hattımızdaki motorun gücü de 200 kW'tı. Bu 3 motoru Temvot projesi kapsamında hibe yoluyla biz değiştirdik ve iyi sonuçlar aldık. Proje ile beraber fabrika bünyesinde günlük çalışma saati en yoğun 5 adet motorumuzu belirleyip değişimlerini gerçekleştirdik. Proje ile yıllık 39 bin kilowatt saat, 16,5 ton karbondioksit salınımı tasarrufu sağlamakta. Toplam proje maliyetinin geri ödeme süresi olarak 1,5 yıldan 5 aya indirgemesi ve prosesimize sağladığı kaliteyi elde ettiğimiz faydalar olarak belirtebilirim. Teşekkür ederiz. Bu videomuzu da sizinle paylaşmış olduk. Ben birkaç konuya daha değinmek istiyorum. Konuşmacılarımız aslında söz aralarında değindiler. Aslında burada sadece elektrik motorunun daha verimli bir motora değiştirilmesinde biz doğrudan enerji maliyetlerindeki azalma faydasının yanında dolaylı faydalar da elde ediyor firmalarımız. Ve bu da bizim projemiz kapsamında aslında en az maliyet kazanımı kadar önemsediğimiz bir konu. Enerji verimliliğinin doğrudan faydaları elbette maliyetlerdeki azalma, daha hani parasal konulardan bahsediyoruz, daha kolay hesaplayabiliyoruz, doğrudan formüle edebiliyoruz vesaire. Fakat dolaylı faydalar ölçülmesi ve doğrulanması bu kadar kolay olmamakla birlikte az önce dediğim gibi son derece kıymetli, hem firmalarımız için hem bizler gibi bakanlık düzeyinde politika yapıcılar için hem de toplumun tamamı için. Enerji dışı faydalar nedir diye baktığımızda enerji verimli motor değişimlerinde firmalarımız aslında doğrudan topluma duyarlı firmalar olarak hareket etmeye başlıyorlar. Farkındalıkları ve algıları bu konuda açıldığı için, az önce Faruk Bey de değindi, sadece elektrik motorlarında değil her alanda enerji verimliliğini nasıl artırabiliriz, kaynak verimliliğini nasıl artırabiliriz bakış açısıyla konulara yaklaşmaya, üretimlerine yaklaşmaya başlıyorlar. İklim değişikliğiyle doğrudan mücadele etmeye başlamış oluyorlar. Karbon ayak izlerini azaltıyorlar. Hava kirliliği ve emisyonlarda azalma,
motorlarındaki verim ve verim artışıyla birlikte operasyonlarında iyileşme ve süreklilik, hatalı üretimlerde azalma, üretim kapasitelerinde artış, daha az katı atık üretme, çalışma ortamının kalitesi, arıza sayılarında azalma gibi aslında yine çoğu doğrudan üretimle alakalı olan fakat toplumsal boyutta da çok önemli kazanımlar da elde ettiklerini görüyoruz firmalarımızın. O nedenle de biz evet motor değişimine odaklanan bir pilot proje olmakla birlikte bütün bu yan faydaları da son derece önemsiyoruz ve farkındalık artırmaya da o nedenle ayrı bir önem veriyoruz. Soru cevap kısmından gelen sorulara hızlıca bakıyorum. Bir katılımcımız neden kısıtlı bir proje olarak gündeme geldi Tevmot? Yeni bir proje kabul çağrısı olacak mı diye sormuş. Tevmot aslında elektrik motor dönüşümü ortamını aslında birazcık tartmak, KOBİ'lerde bu farkındalığı oluşturmak, kalıcı bir destek mekanizması nasıl olmalı, onun laboratuvarı olmak, bu tür amaçlarla yola çıktı. Ve toplantının başında da bahsetmiştik ki COSGAP şu anda biz 7 OSB ile çalışıyoruz. 7 OSB'de önceden belirlenmiş 100 adet KOBİ ile çalışıyoruz. Çok aslında küçük rakamlar bunlar. Fakat COSGAP şu an ülke genelinde uygulanabilir. Tüm KOBİ'lerin katılımına açık olacak, tabii COSGAP'e kayıtlı tüm KOBİ'lerin katılımına açık olacak bir enerji verimli destek programı üzerinde çalışıyor. Sayın Bakanımızın da özel olarak takip ettiği bir çalışma bu. O nedenle bu pilot projeden elde edilen kazanımların ülke çapında yaygınlaştırılmış bir destek mekanizmasına dönüşeceğini umuyoruz biz de. Bu şekilde yanıtlamış olabilirim bu soruyu. Faruk Bey size gelen bir soru var. Ona isterseniz siz yanıt verin. Tork hesabı yaptınız mı diye sormuş bir katılımcımız. Evet. Şimdi tork hesabı ayrıca yapılmadı. Daha çok enerji sarfiyatı yönünden değerlendirme alındığı için yani tork hesabı mekanik özelliklerini de ortaya koyması açısından önemli. Rotor milinin, rulman yapılarına bunların tamamını kapsıyor. Yani elektrik motorunun enerji sarfiyatı yönünün dışında mekaniksel özelliklerini de kapsayan bir durum. Burada elektrik sarfiyatı yönünde, bu arada sesim geliyor mu? Evet duyabiliyoruz biz sizi. Geliyor değil mi? Burada enerji sarfiyatı yönünden bakıldığı için anma gücü, motor mil yükü, çekmiş olduğu yükteyken çekmiş olduğu akım, tezgahın boştayken çekmiş olduğu akım, yani tezgahın en verimli çalıştığı sınırlar, zaman olarak sınırlar içerisinde ölçümler yapıldı. Tabi bu ölçümleri biz doğrudan kendimiz yapmadık. Bakanlığın da yetkilendirmiş olduğu kuruluş vasıtasıyla zaten bu etütler gerçekleştiği için o arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalarda. Bizim görmüş olduğumuz, takip ettiğimiz bunlardır. Yani tork hesabı için torktu değil mi? Evet. Bir saniye. Evet. Tork hesabı için ayrıca farklı çalışmaların, farklı aparatların kurulması gerek yani. Tamam. Teşekkür ederim. Tork hesabı yok. Evet. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Bütün katılımcılarımız üretim sahasından bugün tabii mesai saatinde olduğumuz için toplantımıza katılıyorlar. Faruk Bey sizi gayet iyi duyuyor. Sadece arkadan birazcık makine ekipman sesi geliyor ama çok doğal. Çok teşekkür ederiz. Bir başka soru hibe desteği maksimum. Valla kusura bakma. Yok estağfurullah. Hibe desteği 80 bin lira olduğu için motor bedeli ne olursa olsun bu bedel üzerinden mi hibe desteği veriliyor diye sormuş bir katılımcımız. Evet maksimum 80 bin lira. KOBİ başına 80 bin lirayla sınırlı COSGAP desteğimiz. Bu desteğin bir kısmı GEF finansmanıyla projemizden bir kısmı COSGAP finansmanıyla sağlanıyor. Bu soruyu da böylelikle cevaplamış olalım. Yine bir katılımcımız tüm konuşmacılarımıza teşekkür etmiş. Faruk Bey'e yine şöyle bir şey sormuşlar. Tedarik sorunu aslında hepimiz için bir sorun. Pardon. Satış sonrasında yaşadığınız bir sorun oldu mu? Alacağınız markalara neye göre karar verdiniz? Aslında hani Faruk Bey yorulduysa diğer katılımcılarımız da cevap verebilir. Etüt raporlarında
öneriler motorların değişimine karar verdiğinizde marka seçimine nasıl karar verdiniz şeklinde bir soru var. Murat Bey, bunu da siz yanıtlayın isterseniz. Öyle yaptık. Evet. Hibe üst sınırı 80 bin lira. Alacağınız motorun yerli veya yabancı olmasına göre bir oran var. %75 yerlisi, %60 yabancı ithal motor kullandığınız takdirde. Hem burada maksimum faydayı sağlamak açısından düşündük. Hem de tedarik süresi tabii önemli bir faktör. Onu hesaba kattık. Artı referanslar önemli oldu. Marka seçimi bu şekilde yaptık. Teşekkürler, sağ olun. Bir başka sorumuz. Hemen hızlıca göz gezdiriyorum. Bir yandan proje ekibinde çalışan arkadaşların da uzmanlarımız da yazılı olarak soruların bir kısmına cevap veriyorlar. Lütfen yazılı yanıtlarımızı da kontrol etmenizi rica edeceğim. Düşük verimli 3.8 milyon motorun verimli motorla ile değişim sürecinin kaç yılda tamamlanacağını öngörüyorsunuz diye sormuş bir katılımcımız. Evet, az önce de bahsettiğimiz gibi bizim projemiz pilot bir proje. Yaygın bir destek mekanizması oluştuğunda piyasanın buna reaksiyonu nasıl olur, nasıl bir taleple karşılaşır? Şu an için kestirmek güç ama içinden geçtiğimiz dönemde yeşil mutabakat çalışmaları, Paris İklimi Anlaşması, ihracat yoğun sektörlerimizin durumu, sınırda karbon düzenlemesi gibi artık zorunluluk da bir yandan taşıyan güncel konulara baktığımızda yüksek bir talep olacağını biz tahmin ediyoruz. Ve ülke geneline yaygın bir destek programı olacağı için de şu an için hani bir tamamlanma projeksiyonu paylaşmam mümkün değil sizinle ama TEMOD projesinden çok daha büyük ölçekli bir faaliyet olacağı kesin COSGAP desteğinin. Ama dediğimiz gibi TEMOD deneyimi oraya aktarılmış olacağı için biraz da iyileştirilmiş. Yani bizim denemelerimiz sonucunda daha iyileştirilmiş bir mekanizmanın COBİ'lerimizin kullanımına, faydasına açılacağını düşünüyoruz. Ben kısacık şeyden de bahsetmek istiyorum size. Farkındalık artırma çalışmalarımızdan bahsetmiştik. Bir de e-bülten hazırlıyoruz biz. Tevmod.org.tr web sayfamız, projemizin web sayfası. Genel müdürlüğümüz web sayfasından da yönlendirmelerimiz var. E-bültenimizde hedef kitlemizin hem projemde enerji verimli motorlarla ilgili farkındalığını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Hem projemizle ilgili bilgiler veriyoruz hem de bağlantılı konularda güncel konulara yer vermeye çalışıyoruz. Web sayfamızdan tevmod.org.tr web sayfasından e-bültenimize ücretsiz abone olabilirsiniz. Dilediğiniz zaman da aboneliğinizi sonlandırabilirsiniz. Bültende proje uygulayıcılarının görüşlerine, pilot uygulama sahasındaki OSB'lerimizin yöneticilerine, enerji yönetim birimleri çalışanlarına, COBİ'lerimizin deneyimlerine yer veriyoruz. Röportajlar, az önce de bahsetmiştim, ilerleme durumumuza ilişkin bilgiler, makaleler, infografikler paylaşıyoruz ve kısa filmlere yer veriyoruz. O nedenle e-bültenimize abone olmanızı da öneriyorum. Konuyla ilgilenen kişiler için güncel bilgileri paylaştığımız bir mecra olacak. Bir mecra e-bültenimizde. Sorular gelmeye devam ediyor. Bir yandan arkadaşlarım da yanıtlıyorlar. Burada yanıtlayamadığımız sorular için de tekrar sizlerle iletişim kuruyor olalım. Programında çünkü sonuna gelmiş bulunuyoruz zaman olarak da. Ben bu webinarın düzenlenmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onların yoğun gayretleriyle bu noktaya geldi projemiz. OSB'lerimize, COBİ'lerimize her zaman teşekkür ediyoruz ama bu projede COBİ'lerle birebir çalışan proje ekibimizdeki arkadaşlarım var. Onları da anmazsam haksızlık etmiş olurum. Hem Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nda çalışan çalışma arkadaşlarımıza, hem bakanlığımızdan proje ekibinde görev alan arkadaşlarıma ve tabii COSGAP çalışanlarına tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Az önce açılışta da söylemiştik, bu pek çok kişinin bir arada hareket ettiği bir platforma dönüştük projemiz diye. İlerleyen dönemde de çok daha ayakları sağlam basan, uzun yıllar sürdürülebilir olacak ve ülke ekonomimize, çevresel etkimizi düşürmeye çok büyük katkıları olacak bir destek mekanizmasının tohumlarını atabildiysek ne mutlu bize.
Katılımınız için hem konuşmacılarımıza hem tüm dinleyicilerimize çok tekrar tekrar teşekkür ediyorum vaktinizi ayırdığınız için. Webinar serilerimiz devam edecek. Mevzuat düzenlemeleriyle ilgili bir webinar yapıyor olacağız. Önümüzdeki dönemde yine iyi uygulama örneklerinde KOBİ'lerimizi diğer KOBİ'lerimizle buluşturmaya devam ediyor olacağız. Duyurularımızla yine sizlere ulaşmayı umuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ilgi gösterdiğiniz için. Hepinize saygılar sunuyorum. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz.